Bismillahirrahmanirrahim. Bab-ı nikah bi gayri veliyye asebe. Bu bab, asebe olan bir veli olmaksızın nikah caiz olur mu olmaz mı? Bir kadın nikahı olmaz illa velisi olacak. Veli de hangi veli? Asebe olan. Yani öldüğü vakitte o kadın onun mirasını asebe olan bir kimse, oğlu gibi, kardeşi gibi, kardeşinin oğlu gibi, babası gibi böyle bir velisi olursa yahut da olmazsa bu nikah nasıl olur? Caiz olur mu olmaz mı? Bu mesele ihtilaflı olduğundan İmam-ı Tahavi bunu da burada güzel beyan buyuruyor. Haddesena Yunus kâle akberen ibn-i Vehbin kâle akbereni ibn-i Cerir en Süleyman ibn-i Musa en Zühriyi en Urbete en Aişete radıyallahu anha en Resulillahi sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz gâle buyurdular ki eyyümem ra'etin hangi kadın ki nekehet nikah eylediyse ve gayri izni veliyyiha velisinin izni olmaksızın fe nikahuha batilun onun nikahı batildir. Fe in esâbeha o kadını velisinin izni olmayarak nikah edip de alan adam o kadına isabet ederse feleha o kadın için olucudur, mehruha mehri olucudur. Yani dava eder, mehrini alır. Ne sebebiyle? Bima bir şey sebebiyle ki istehalle o nikah eden adam istehlal etti, helal kıldı din ferciha onun fercinden yani şeriat döşekine yaklaştı. Bu sebeple ona mehir lazımdır, mehrini verir. Fein işteceru aralarında dava olursa adam vermiyorum der, kadın da istiyorum derse فَالسُلْطَانُ سُلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ bir kimsenin velisidir, sahibidir ki لَا وَلِيَّ لَهُ onun velisi yok. Eğer o kadının bir velisi varsa davayı o yapar. Yok kadının böyle bir velisi, sahibi yoksa sultan onun davacısıdır. Sultan o adamdan o mehri alır, kadına verir. Haddesena Fahd'un kâle haddesena Ahmed ibn Yunus kâle haddesena Züheyr ibn Maviye kâle haddesena Yahya ibn Sa'id an ibn Cüreyd'in fezekere bi isnadihi mislehu. İmam-ı Tahavi Fahd tarikiyle de aynı hadisi şerifi zikrediyor. Haddesena Ebu Bisr Rakkiyyü kâle haddesena Ma'ammer ibn Süleyman Rakkiyyü an el Haccac ibn Arta an Züheyr'i fezekere bi isnadihi mislehu. İmam-ı Tahavi başka bir senette de bu hadisi şerifi zikreyledi. Haddesena Rabi'un Mâzinu kâle haddesena Esedun kâle haddesena İbn-i Lehi'ate kâle haddesena Cafer İbn-i Rabi'ate an İbn-i Şehab'in fezekere bi isnadihi mislehu. Rabi'un Mâzin terikide de İmam-ı Tahavi bu hadisi şerifi zikreyledi. Haddesena Rabi'un Ciziyyü kâle haddesena Ebu'l Esved kâle akberena İbn-i Lehi'ate an Ubeydillah İbn-i Ebi Cafer an İbn-i Şahab'in fezekere bi isnadihi mislehu. Rebi'ül Cizi terikeledi İmam-ı Tahavi Ba'dis Şerifi aynen zikreyledi. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe ilaha da işte buna zahip oldu. Kavmun bir cemaat, ulemanın bir kısmı buna zahip oldular. Fekalu dediler ki la yecuzu caiz olmaz tezvicül mer'eti kadının tezvic etmesi nefseha kendi nefsini nikahlanması caiz olmaz. İlla bi izni veliyha. İlla velisinin izniyle olur. Bir kadın kendi kendine geçsin, birisini başka, kendisini başkasına nikahlasın. Bu olmaz. İlla ki onun velisinin, o kadının velisinin veli de veli asabı olacak. Onun izniyle olur. Ve mimmen gâle zâlik. Bunu diyenlerdendir. Kim? Ebu Yusuf'e ve Muhammed'ün. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed İbnül Hasan. Böyle diyenlerdendir rahmetullahi aleyhim. Bunların ikisi dediler ki velisiz nikah sahih olmaz. Vehteccu fi zalike bu mesele hakkında da ihticac eylediler. Lihâzî lâsar işte bu eserlerle ihticac eylediler. Bu zikreylediğimiz hadisi şerifleri delil getirdiler. Ve hâlefen fi zalike âkharun bu mesele hakkında başkaları bunları muhalefet etti ki İmam Ebu Hanife radıyallahu anh de muhalefet edenlerdendir. Fekâlu dediler ki lil mer'eti kadın için caizdir en tüzevvice tezvic eden nikahlaya nefseha nefsini kime mimmen şaet kimde kimi arzu ederse nefsini ona tezvic edebilir ve leyse li veliyha o kadının velisi için olmadı en yatari de yatirazide aleyha kadın üzerine tizalik bu mesele hakkında
velisi gelip de itiraz edemez, sen niçin bununla evlendin diyemez. İza vada'at nefseha, o kadın nefsini vaz ederse, heysu kâne yenbeğîlha, kendisine layık olan bir kimseyle evlenmiş ise, yani emsali ise, küfüvi ise, evet, o kadın bu şekilde ise, onun velisi itiraz edemez. Yani o kadın iza vada'at vaz ederse, nefsini heysu kân, bir yerde ki yenbeğe layık olur, leha kadını entada'ha, kendi nefsini oraya koyar. Yani o kişiyle evlenmesi kendisine layık, gerek küfü meselesiyle, gerek mehir meselesiyle layık olan bir kimseyle evlendiğimiz, onun velisi ona itiraz edemez. Ve kâne minel hücceti lehum. Bu itiraz edenler ikinci firkenin lehine olan hüccettendir. Fizalik bu mesele hakkındaki enne hadise ibn-i Cüreyc'in, rivayet etmiş olduğu hadis ellezî zekernâhu. Biz onu zikreyledik. Yani Süleyman ibn-i Musa, Süleyman ibn-i Musa'dan rivayet etmiş olduğu hadis. قَدْ زَكَرَ ibn-i Cüreyc, ibn-i Cüreyc zikreyledi ki اَنَّهُ ibn-i Cüreyc se'ale sordu anhu bu hadisten. Kime? İbn-i Şihab'in hadisin ravisi ibn-i Şihab'a sordu. فَلَمْ يَعْرِفُ ibn-i Şihab bilmedi. Yani ibn-i Şihab'a dedi ki senden böyle bir hadis rivayet ediyorlar. Bu doğru mu? O da dedi ki ben bunu bilmiyorum. Bilmiyorum deyince İbn-i Şâbî Zöhri'den hadis rivayet ediyorlar. Onun haberi yok. Öyleyse bu hadis kabul edilmez. Haddesena bizalik. Bunu da bize rivayet eyledi. Kim? İbn-i Ebi Emran. Kâle ahberena Yahya ibn-i Ma'in. En İbn-i Uleyye en İbn-i Cüreyc'in bizalik. İbn-i Cüreyc'den bu meseleyi de şöylece rivayet eyledi. Kâle Ebu Cafer. İmam-ı Cafer dedi ki ve hum yusqitûne. Muhalifler İskat ederler el hadisi hadisi de ekelle min hâzı, bundan daha az bir ayıp bulurlarsa senette hemen o hadisi iskat eder, onunla amel etmezler. Ve Haccâcü ibn-i Arta, Haccâcü ibn-i Arta felâ yusbitûne lehû sema'an en-i Zühri'yi, Zühri'den bunun rivayetini ispat etmezler. Ona yetişmemiş, Haccâcü ibn-i Arta'ya yetişmedi ki bir adamdan nasıl rivayet ediyor. وحديثه حجاج بن عرفان الحديث عن زهري من عندهم onların elinden mürselun mürseldir. Yani arada bir zat vardır, onu zikreylememiştir. Ve hum la yahtecun, onlar ihticac etmezler. Bil mürseli mürsel ile arada bir ravi sakit olduğu muhadise kabul etmezler. Bir bu, bir de ibn-i Lehi'a, Abdullah ibn-i Lehi'a fehum yunkirune, onlar inkar ederler. Ela hasmihim, kendi hasımları üzerine neyi el ihticacı aleyhim, kendi aleyhlerine bir ihticac olur da o ihticac da İbn-i Lehi'ye gelirse evet, hasımlarını inkar ederler bir hadisi, onun hadisini derler ki Abdullah İbn-i Lehi'ye zayıftır, onun hadisi kabul edilmez. Halbuki fekeyfe yahtecûne, onlar nasıl ihticac ederler bihi Abdullah İbn-i Lehi'ye ile aleyhi, hasımları üzerine fi mislahada, bu gibi yerde kendilerinin kabul etmediği bir raviyi hasimleri aleyhine olduğu için nasıl kabul ederler? Sümme lev sebete, sonra bundan sonra sabit olsa ma revo min zâlike ani Zühri'yi, İmam-ı Zühri'den rivayet ettikleri bu rivayet sabit değil. Farz edelim ki sabit oldu. Lekâne ol eğer bu sabit ise lekâne kadruviyen Âişete radıyallahu anha, Hazreti Âişe'den rivayet edildi. Ma yukhalifu zâlik, buna muhalif olan rivayet var. Eğer İmam-ı Zühri'den bu rivayet var ya, o da zayıf, maif, itirazlı bir senet. Fakat bunu kabul etsek bile Hazreti Aişe radıyallahu anh'dan buna muhalif olan bir rivayet var. O da şu. Haddesena Yunus'u kâle akberen ebn-i Vehbin enne mâriken akberu an Abdirrahman ibn-i Kasim en ebi'yi en Aişe'te zevcin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem enneha. Hazreti Aişe radıyallahu teâlâ anha zevvecet nikahladı Hafsete binti Abdirrahman. Abdurrahman'ın kızı Hafsa'yı, kendi yeğeni oluyor. Kime? El-Münzir ibn-i Zübeyr, Münzir ibn-i Zübeyr'e nikahladı. Ve Abdurrahman da gâibun bi-Şam. Şam'da gâib idi. Felemmâ kadim Abdurrahman vaktaki Şam'dan geldi. Kâle dedi ki, emisli yusna'u bihâda, emisli benim gibi bir adam, yusna'u bihi, ona işlenilir hâda bu. Yani onun kızı başkasına verilir de, benim gibi bir adamın kızı başkasına verilir ve ondan da izin istenilmez. Bu nasıl olur? Ve yuftatu aleyhi.
Onun üzerine de ıslat olunur, yani fevt olunur. Onun izni alınmaksızın bunun kızı başkasına nikah edilir. Bu olur mu? Fekellemet. Söyledi Aişe'tü, Aişe radıyallahu anh, Münzir'den Miyen Münzir'e dedi ki, Abdurrahman itiraz ediyor. Fekalen Münzir'i, Münzir de dedi ki, İnne zâliki biyedi Abdurrahman. Bu mesele Abdurrahman'ın elindedir. Eğer isterse, razı olursa olur. Olmasa vazgeçeriz. Fekale Abdurrahman, Abdurrahman da dedi ki, Mâ küntü eruddü ben reddeder olmadım. Bir emrem, bir emrimdi ki, Batı'itihi ya Hazreti Aişe İmr Mümin'in senin hükmetmiş olduğun, gaza buyurmuş olduğun bir emri ben reddetmem. Fakarret Hafsatu Hafse karar kıldı indehu Münzir'in indinde. وَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ تَلَاكًا Bu da talak olmadı, yani talak vermiş olmadı. وَحَدَّسَنَا يُونُسٌ يُونُسٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْلَيْسُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِسْلَهُ Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi başka bir senetle rivayet ediyor. حَدَّسَنَا يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَنْزَلَةُ وَأَفْلَحُ عن القاسم بن محمد في حفصة بمثل ذلك أين حديث الشريف حفصة hakkında إمام تحوي başka bir senette daha zikreyledi. فلما كانت عائشة رضي الله عنها وقت كذلك عائشة oldu قد رأت gördü أن تزويجها onun kendisinin nikah etmesini kimi bint Abdurrahman Abdurrahman'ın kızı Hafsa'yı nikah etmesini gayrihi başkasıyla evet ki bu caizün caiz. Annenin haberinde tezvicaha caizdir. Hazreti Ayşe gördü ki kendisi Hazreti Ayşe radıyallahu anh kardeşi Abdurrahman'ın kızını başkasına nikah ediyor. Velisi de yok ortada. Ve ra'at zalikel akde. Hazreti Ayşe bu akdi de gördü. Müstekimin doğru gördü. Hatta ecazet fihi anda icazet caiz gördü. İcazet verdi. Et temlike temliki. Ellezi öyle temliki la yekunu olmaz illa sıhhatin nikah ve subuti nikah sahih olacak, nikah sabit olacak ve o temlikli olacak. Bunu bildiği halde bunu caiz gördü. Öyleyse istihale muhal oldu indana bizim indimizde ki en yekune terazalik Hazreti Ayşe bunu göre vakat alimet halbuki o bildi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kale buyurdu ki la nikahe illa bi veliyye. Hazreti Ayşe la nikahe illa bi veliyyini duymuş olsa, bilmiş olsa bunu yapar mıydı? Yapmaz ya. Halbuki işte velisi olmaksızın bunu nikah etti. Bunu la nikah illa bi veliyyini bildi de buna muhalif hareket etti. Bu muhaldır. Fesebete bizalik bununla sabit oldu. Fesadu maru yani zühriyi fizalik. Bu mesele hakkında İmam-ı Zühri'den rivayet edilen bu mesele senedi itibariyle fasit oldu. Vehtec ehlül mekaletil ula eyza لَا نِكَحَ اِلَّا بِوَلِيِّنْ diyenler birinci zümre bunlar ihticaz eylediler لِقَوْلِهِمْ kendi davaları için bima bir hadisle ki haddesena bize rivayet eyledi kim? İbrahim ibn-i Mersuk'in قال haddesena Osman ibn-i Umar ve haddesena Ebu Bekret'e ve Muhammed ibn-i Huzeyme قال haddesena Abdullah ibn-i Raca قال اخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Peygamber Efendimiz buyurdu ki la nikahe illa bi veliyyin illa bi iznihi nikah olmadı illa velinin izniyle oldu. Yani o Abdullah şimdi bunlar İbrahim İbni Mersuk terikiyle Ebu Bürde'den o da kimden? Babası ki Ebu Musel Eşeri. Ebu Musel Eşeri'den o da Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor. İşte bu hadis mürsel değil diyorlar. Bu hadis muttasil. Buna itiraz edeceğiniz ne yer var diyorlar. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَٰلِكِ Bu hadis hakkında da onların aleyhine olan hüccettendir ki اَنَّ هَذَا الْحَدِيسَ bu Ebu Musa el-Eşşeri'den rivayet edilen bu hadis عَلَى أَصْلِهِمْ اِذَا onların asıl ve kaideler üzerine لَا تَكُومُ بِهِ حُجَّةٌ bununla da hüccet kaim olmaz. Bu da delil olmaz kendi kaideler üzerine. وَذَٰلِكْ bu da اَنَّ مَنْ ol bir kimse ki huve o adam اَسْبَتُ مِنْ İsrail İsrail'den daha esbettir hadiste daha alimdir. Ve ahfazu minhi hadis ilmini daha ziyade İsrail'den daha ziyade hafizdir. Kim gibi? Mislü Süfyan ve Şubete. Süfyan ve Şube gibi. Kad revahu bu hadisi rivayet eyledi bunlar. An Ebi İshak'a Ebi
İshak'tan Munkati rivayetiydi. Munkati rivayetiylediler. Munkati yani arada ravinin birisi yok. Yani Ebu İshak, İshak kimden? Ebu Burda'dan rivayet ediyorlar. Bunlar da Ebu İshak'tan rivayet ettiler. Muttasil değil. Munkati olarak rivayet eylediler. Kendi kaidelerine göre hadis mürsel olur. Mürsel olursa kabul edilmez. O da şöyle. Haddesena İbrahim ibn-i Merzuk kal. Haddesena Vehbi ibn-i Cerir kal. Haddesena Şöbetü en Ebu İshak'a en Ebu Burda'ta enin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ennehu kal la nikah illa bi veliyye. Şimdi bu hadisi şerifler. Ebu Burda ne yapıyor? Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor. Halbuki Ebu Burda Peygamber Efendimiz'i gördüğü yok. Arada babası var. Ebu Musa el-Eş'ari var. O zikredilmiyor. Zikredilmediği gibi hadis mürsel oluyor. Mürsel olduğu gibi bunun kabul edilmemesi lazım. Yani bize muhalif olanların davası burada bitiyor. Mürseli siz kabul etmezsiniz. Bu hadisi nasıl kabul ettiniz? Bu da mürseldir. Haddesene bin Merzuk kal, haddesene Ebu Amir'in kal, haddesene Süfyan-ı Sevri'yü en Ebi İshak en Ebi Burdete en Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. İşte Süfyan-ı Sevri de bunu mürsel olarak rivayet eyledi. Fesâre aslu hâzel hadis, bu hadisin asli oldu. En Ebi Burdete, Ebi Burde'den, Ebu Musa el-Eş'ari'nin mehtumi, kimden? En Nebiyyü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet etti. Bir rivayeti Şöbete ve Süfyan. Birincisi Şöbe'nin rivayeti, ikincisi Süfyan'ın rivayeti. Her ikisinde de Munkate'ye geldi. Ve kullu vahidin minhuma, bu iki senetten her birisi de indehum, kendilerine göre hüccetun ala İsrail, İsrail'in, Ravi İsrail'in aleyhine hüccettir. Fe keyfe izestema'a cemi'an. Yani teker teker Şöbe de İsrail'den üstündür, Sevri de üstündür. Teker teker olsalar gene Süfyan'ın rivayetinden bunların rivayeti daha ileri gelir. Buradaki Şöbe ve Süfyan ikisi birleştiler ve hadisi mürsel olarak rivayet ettiler. Hadisi mürsel de muhaliflerin indinde delil değildir. Fe'in galu muhalifler deseler ki fe'inne eba avanete eba avane kadravahu merfan. Bu hadisi merfu olarak rivayet eyledi. Kema revahu İsrail. İsrail'in rivayet ettiği gibi Ebu Burde'den o da babası Ebu Musa el-Eş'ari'den merfu olarak rivayet etti derseler. Ve zekeru fi zalike, bu mesele hakkında da zikreyleseler neyi maşul bir hadisi ki haddesena Fehd. Fehd bize rivayet eyledi. Kale haddesena Ebu Hasan. Kale haddesena İsrail ve Ebu Avane. İsrail ve Ebu Avane. Bunlar rivayet ediyorlar. Ha. Ve haddesena Salih ibn Abdurrahman. Kale haddesena Said ibn Mansur. Kale haddesena Ebu Avane. Ve haddesena Ahmed ibn Davud. Kale haddesena Ebu Velid. Kale haddesena Ebu Avane. Şimdi üç senet getirdi. Üçünde de Ebu Avane var. Bir de İsrail'de var. Kimden rivayet ediyorlar? En Ebi İshak'a, Ebi İshak'tan. O da kimden? En Ebi Burda, Ebi Burda'dan. O da kimden? En Ebi Musa, Ebu Musa el-Eş'ari'den. O da kimden? En Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den rivayet eylediler ki Kale Resul-i Efendimiz buyurdu. La nikâhe illa bi veliyyin. Nikah olmadı. İlla veli ile oldu. İlla velisi olacak. Şimdi bu hadis merfu, bak Ebu Burda babası Ebu Musa el-Eş'ari'den rivayet eylemiş. Hadis mürsel değil. Derlerse. Kîle lehum, onlara denilir ki kad ruviye nebi avanete hâda. Bu hadis Ebu Avane'den rivayet edildi. Kemâ zikertüm, sizin zikrettiğiniz gibi böyle geldi. Yani merfu olarak geldi. Velâkinnâ nezârnâ fî asli zâlik. Bu hadisin aslında, bu senedin aslında biz baktık. Feyzâ huve, baktık ki bu hadis en Ebi Avane, an İsrail'e, an Ebi İshak. Ebu Avane'den, o da İsrail'den, o da İshak'tan rivayet ediyor. Ferce hadisu Ebi Avane, Ebu Avane'nin rivayeti raci oldu. İyda yukarıdaki gibi la hadisi İsrail. Mesele İsrail'e geldi, dayandı. Ebu Avane İsrail terikinden gayri bir terike gitmedi. O da İsrail'den almış. İsrail'in zaten rivayet ettiği ki mürsel idi, merfu değildi. Haddesena bizalike, bununla da bunu bize rivayet eyledi. Ebu Ümeyye'te kâle haddesena el-Muallabnu Mansurir Râziyyü. Kâle haddesena Ebu Avanete an İsrail'e en Ebi İshâk'a fezekere bi isnâdî mislehu. İşte bu senette geliyor ya, Ebu Avane İsrail'den, o da Ebu İshâk'tan rivayet ediyor. Eyni, mürsel olarak. Fentefâ bizalik, bununla müntefi oldu ki en yekûne. Bu ola, bu hadis inde Ebi Avanete. Ebu Avane'nin indinde fi hâda, bu meselede an Ebi İshak,
Ebu İshak'tan ola şeyin bir şey ola. Yani Ebu Avane müstakil değil. O da İsrail'e getirdi. Ebu İshak'tan değil. فَاِنْ قَالُوا deseler ki فَاِنَّهُ قَدْ رَوَاهُ قَيْسُ بِنُ رَبِيَ قَيْسِ بِنِ رَبِيَ de bu hadisi rivayet eyledi. Yani Ebu İshak'a idi. Ebu İshak'tan كَمَا رَوَاهُ İsrail, İsrail rivayet ettiği gibi وَذَكَرُوا فِي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında da zikreylediler. Maşul bir hadisi ki حَدَّسَنَا bize rivayet eyledi. فَاَتُنْ فَاَتْ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ الْكُوفِيُّ حَاوَ حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّسَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ أَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ İşte bu rivayette Ebu Bürde'den, o da babası Ebu Musa el-Eş'ari'den rivayet ediyor ki Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّنْ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّنْ bu hadis muttasil olarak Ebu İshak terkiyle geliyor ve merfu olarak geliyor. Buna ne dersiniz, ne diyeceğiniz var? قِيلَ لَهُمْ onlara denilir ki sadaktum. Siz doğru söylediniz. قَدْ رَوَاهُ قَيْسٌ كَمَا ذَكَرْتُمْ قَيْسٌ bunu sizin dediğiniz gibi merfu olarak zikreyledi. عِنْدَهُمْ وَقَيْسٌ قَيْسٌ عِنْدَهُمْ sizin indinizde دُونَ İsrail, İsrail'in dunundadır. İsrail kadar da değildir. Yani derecede ondan aşağıdır. فَيْذَنْ تَفَا يَكُونَ إِسْرَائِيلُ İsrail قِيلَ لَهُمْ صَدَقْتُمْ cevaben onlara denilir ki siz doğrusunuz, sadıksınız. قَدْ رَوَاهُ قَيْسٌ كَمَا ذَكَرْتُمْ قَيْسٌ bu sizin dediğiniz bu rivayeti merfu olarak zikreyledi. وَقَيْسٌ قَيْسٌ عِنْدَهُمْ sizin indinizde دُونَ إِسْرَائِيلَ İsrail'in dunundadır, İsrail'in derecesinde değildir. فَيْزَنْ تَفَا مُنْتَفِ olduğu vakitte اَنْ يَكُونَ İsrail'ü İsrail'in olması لُدَادَّنْ زِدْ olmasıydı. سُفْيَانَ وَلِشُعْبَ سُفْيَانَ وَشُعْبَ زِدْ olması müntefi olursa كَانَ قَيْسٌ قَيْسٌ müntefi olması اَحْرَ daha layıktır. كَنْدَا يَكُونَ olmaya مُدَادَّنْ لَهُمَا onlara zıd olmaya. Yani sizin indinizde Kays İsrail'den aşağıdır. İsrail'in rivayeti Süfyan ve Şöbe'nin rivayetlerine tekabül edemezse Kays'in rivayeti hiç tekabül edemez. Ona da itibar edilmez. Fe'in galu muhalifler deseler ki fe'inne ba'de ashabi Süfyan'a Süfyan-ı Sevri'nin ashabının bazısı katrıvahu bunu rivayet eylediler. Yani Süfyan'ı Süfyan'dan merfuan merfu olarak rivayet eylediler. Kema revahu İsrail'i ve Kays'in İsrail ve Kays'in rivayetleri gibi, merfu rivayet ettikleri gibi başkası da bunu rivayet eyledi merfu olarak Süfyan'dan ve zekeru fî zâlik bu mesele hakkında da zikreylediler. Neyi? Maşul bir hadisi ki haddesana bize rivayet eyledi. Kim? Yezid ibn Sinan. Kâle haddesana Ebu Kamil kâle haddesana Bişir ibn Mensur an Süfyan'a an Ebi İshâk'a an Ebi Burdet'e an Ebi Musa anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem. Ebu Musa el-Eş'ari'den, o da Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyorlar ki ennehu kâle Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu la nikâhe illâ bi veliyyin nikah olmadı illa velili oldu. Şimdi burada Süfyan'dan başka bir senetle geliyor. Süfyan bunu Ebu İshak'tan, o da Ebu Burde'den, o da Ebu Musa el-Eş'ari'den, o da Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet eyledi ki bu hadis merfudur. Mürsel değildir. Buna ne dersiniz? Kîle lehum onlara cevaben denilir ki kat sadaktum, doğru söylediniz. Kadreba hâza bu hadisi rivayet eyledi. Kim? Bişr ibn Mensur an Süfyan'ı. Bişr ibn Mensur Süfyan'ı Sevri'den rivayet eyledi. Kemâ zekertum sizin zikrettiğiniz gibi merfuz olarak zikreyledi. Velâkinneküm lakin siz lâ terdavne min hasmiküm. Hasminizden razı olmasınız. Bi misli hâza bu gibi senetle. İn ihteccû eğer ihticat ederlerse onlar. Aleyhi sizin üzerinize bima revahu ashab-ı Süfyan evekseruhum anhu in ihtecu onlar ihticac isteler aleyhi bu mesele üzerinde bima revahu rivayet ettiği şeyle kim ashab-ı Süfyan ashab-ı Süfyan'ın hepsi evekseruhum yahut da ekserisi anhu Süfyan'dan bir rivayet ederse siz buna razı olmasınız ne üzerine ala manen bir mana bir mana üzerine onların kastettikleri manaya ve yahtecu o ihticac eder huve o adam aleyküm sizin üzerinize dima bir şeyle ki ravahu onu rivayet eyledi Bişr ibn Mensur yine Bişr ibn Mensur rivayet eyledi an Süfyan-ı Süfyan'dan dima yuhalif zâlikel mana o manaya muhalif olan bir şeyle rivayet eyledi
Bis İbni Mensur, Süfyan'dan rivayet ediyor. Bu rivayette iki manaya geliyor. Birisini kabul ediyorsunuz, birisini kabul etmiyorsunuz. Ve te'addûne l-mühtecce aleyküm, sizin aleyhinize ihtiyaç eden adamı sayarsanız, bir misli haza, bu gibi rivayetle cahilen bir hadis, hadisi cahil addedersiniz. Dersiniz ki bu adam hadis ilmini bilmiyormuş. Fekeyfe tüsevvigûne, nasıl siz tecviz ederseniz enfüseküm kendilerinizi ala muhalifüküm, size muhalif olanlar üzerine neyi tecviz edersiniz, ma bir şeyi ki la yusevvigûnehu aleykum. Onlar sizin üzerinize caiz görmediği bir şeyi siz nasıl onlar üzerine caiz görüyorsunuz? İnne hâdâ bu lecevrum beyyün, aşikâre bir zulümdür. Ve ma kelami, benim kelamım olmadı fî hâdâ, bu mesele hakkında iradeten minni, benden murad etmek, neyi el izra'a izra'yı, neyi ala ahadim, bir kimseye izra etmek, onu ayıplemek üzere olmadı benim bu itirazım. O da kimden? Mimmen zekertü, zikrettiğimiz adamlardan, onları ayıplemek için değil. Ve la uddu misle haza ta'nem, bu gibi şeyleri ben ta'an de saymam. Ama velakin ne arattı, lakin ben murad ettim. Ve yani zulmü hadel muhtet, bu ihtiyac eden adamın zulmünü. Daha neyi? Ve izzamehu izzamini, neden? Min hücceti nefsi, kendi nefsinin hüccetinde. Öyle nefis ki ma zekertü, benim zikretmiş olduğum bu. Yani kendilerinin lehine gelirse onu kabul ederler, aleyhine gelirse kabul etmezler. Velakin yekul, ben derim ki innehu lev sebete, eğer sabit olsa anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den ki ennehu kale, Peygamber Efendimiz buyurdu la nikaha illa bi veliyyin, la nikaha illa bi veliyyin kelimesini Peygamber Efendimiz buyurmuş olsa lem yekun fihi hüccetun, bunda yine hüccet olmaz. Kime? Lima şul bi şeye ki kale, onu dedi ellezine ihtecu bihi, bu hadisle ihticac edenlerin lehine bu hadiste gene hüccet olmaz. لِكَوْلِهِمْ kendi kavullerine فِي هَذَا الْبَابِ bu babda velisiz nikah caiz olmaz dediler. لَا نِكَحَ اِلَّا بِوَلِيِّنِ getirdiler. Bunun senetleri bir defa çürük. Senedi sahih olsa, Peygamber Efendimiz'den sahih olsa bile bunda onların lehine bir hüccet yok. لَاَنَّهُ bu hadis قَدْ يَحْتَمِلُ مَعَانِيَ birçok manalara mühtemil olur. فَيَحْتَمِلُ şimdi burada ihtimalları sayıyor. Üç ihtimal var. Birincisi feyehtemülü, bu hadis mühtemil olur. Ma bir şeye ki kâle hazel muhalif, muhalifin dediğine mühtemil olur. Lene bize dediğine ki inne zâlikel veli, o veli hu akrabul asabeti ilel mer'eti, kadına en yakın olan asabedir. İşte bu veli olmazsa nikahı olmaz. Buna ihtimali var. Ve yehtemülü mühtemil olurken yekûne zâlikel veli, o veli ola min tevliyetil mer'eti, kadının tevliyesinden, kadın tevliye etmiş, onu veli kılmış, mine rical, ricalda. Erkeklerden birisini vekil kılmış. Gariben kâne minha, ister o kadının tevliye etmiş olduğu adam, ister kadına yakın olsun, evde'iden uzak olsun. Şimdi kadın birisine vekalet vermiş. Bu ikinci ihtimal da bu. O adam ister akrabasından olsun, ister olmasın. Kadın vekalet vermiş, o da onu nikahlıyor. Buna da ihtimali var. Ve hâzel mezheb, bu mezhep yesihü bihi, anında sahih olur, kevlü men yekul diyen adamın kevlü ki la yecuzu lil mer'eti, kadına caiz olmaz ki en tetevella tevelli yedi akde nikahı nefsiha, nefsinin nikahını akdetmek ona layık olmaz, caiz olmaz. Kadın kendisini nikahlayamaz. Ve in emreha veliyyuha bizalik, onun velisi onu emretse bile ki sen git kendini nikah et dese bile caiz olmaz. وَلَا عَقْدَ نِكَاهِ غَيْرِهَا, başka bir kadının nikahının akdine de tevli edemez. Yani bir kadın başka bir kadının nikahını kıydırsın, başkasını versin, bu da caiz olmaz. وَلَا يَجُوزُ caiz olmaz اَنْ يَتَوَلَّا ذَٰلِكَ, bu nikah akdine tevelli ede اِلَّا رِجَال, اِلَّا رِجَال olur. Yani kadınlar nikah, erkek ile kadın arasındaki nikahı akdedip kesemez, yahut da bir kadını kaldırıp onun nikahını başkasına veremez, yahut kendisi razıyım ben diyerek hemen birisiyle evlensin, bunlar caiz değildir. İlla bir erkek olacak. O erkek de ya birinci mezhebin dedikleri gibi akrabasından, asabesinden olacak, yahut ikinci kevle sahip olanlardan, erkeklerden olsun da kim olursa olsun kadının vekaletini alır, o da gider nikahını keser.
وقد روي أن عائشة رضي الله تعالى عنها مثل ذلك. Hazreti Ayşe'den de bunun misli rivayet edildi. Yani vekalet suretiyle caiz olur. Hadiste şu: Haddesana Muhammed bin Huzeyme kâle, haddesana Yusuf bin Adiyyen kâle, haddesana Abdullah bin İdris, an İbni Cüreyzin, an Abdurrahman bin Kasim, an Ebihi, an Ayşe radıyallahu anh'a. Hazreti Ayşe'den rivayet edildi ki enneha enkehet, o tezvic etti racülen, bir adamı, min beni ahiya, kardeşinin oğullarından bir adama. Kimi? Cariyete min beni ahiya, gene kardeşinin kızlarından birisini ona nikah etti. فَدَرَبَتْ بَيْنَهُمَا بِسِتْرٍ İkisinin arasına bir sitare astı. سُمَّ تَكَلَّمَتْ Sonra söyledi, yani karşı karşıya getirmedi. O erkek ile kadının arasına bir sitare koydu. Ondan sonra Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha konuştu. حَتَّى اِذَا لَمْ يَبْكَ اِلَّا نِكَاهَ Hatta onlar bişirdiler işi, hiçbir şey kalmadı. İlla nikahın akdi kaldı. اَمَرَتْ O vakitte Hazreti Ayşe emriyledi. رَجُلًا bir adama فَاَنْكَحَ O da nikahlarını kıydı. Sümme kâlet sonra Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a buyurdu ki leyse ilen nisai kadınlara olmadı en nikahın nikahın ekti olmadı. Ve Hazreti Ayşe o oğlan ile kızın arasındaki buluşmayı bir sitare aralarına bir perde asarak ikisini konuşturdu. İkisi razı oldular. Razı olduktan sonra nikahın kıymasına gelince dedi ki bir adama emretti ki bunların nikahlarını kıy. Ve emretti ki kadınlar nikah kıyamaz. Üçüncü ihtimal ve yehtemüle izâ yine böylece ihtimal eder. Kavluhu la nikah illa bi veliyyin. Bu söz mühtemil olur. En yekûne ola el veliyyü veli huvellezî şu bir kimse ki ileyhi on orucudur velayetul bid'i. O bid'e sahip olan bir kimse. O kadının sahip. Onun bid'ine sahip demek yani ona sahip. O da kimdir? Min validi sagire. Mesela küçük bir kızın babası onun nikahını o babası verebilir. Ev mevlel emeti yahut da cariyesinin efendisi. Cariyeyi verecek efendisi verebilir. Ev baligatin hurretin li nefsiha. Yahut da baligh hur. Bu da kendi nefsine. Buna da ihtimali var. La nikah illa bi veli. La nikah bi veli demek ki bir kız çocuk olursa o nikah edemez. İlla onun velisi. Velisi kim? İşte babası. Yahut da cariye. Cariye nikah edemez illa efendisi. Yahut da baliga hürre olursa o baliga hürre olanın velisi de kendisidir. Nefsi ya. O da kendisini nikah eder. Buna da ihtimali var. Feyekûnu zâlik bu olur ala ennehu leyse le ahedin hiçbir kimse için olmadı. En yâkide nikâhe nikâhi akdide elâ bid'in bid'a yani nikâhe illa veliyyü zâlikel bid'i o bid'i kim veli ise o. O da kız çocuğu küçük ise onun sahibi babası. Cariye ise efendisi, hürre ise kadının kendisi. Ve hâzâ caizun fil lügati. Bu lügatte de caizdir. Kâlullahu teâlâ fel yümlil veliyyuhu bil adli. Fel yümlil. Bunu yazsın veliyyuhu velisi bil adli adlile. Yani burada da Kur'an-ı Kerim'de de var. Fekâle kavmun ulemadan bir kavim dediler ki veliyyul hak, hak sahibi huvellezî lehul hak. Veliyyül hak kimdir? Hak kimin ise odur. فَاِذَا كَانَ مَنْ لَهُ الْحَقُّ يُسَمَّ وَلِيًّا Hakkı olan bir kimse veli denilirse كَانَ مَنْ لَهُ الْبِدْعُ عَيْذَا يُسَمَّ وَلِيًّا لَهُ Öyleyse o bid'i nikahı verilecek şeyin, kadının buna da veli denilmesi caizdir. Niye? Hak sahibi Kur'an-ı Kerim'de geliyor ki bir hak sahibi birisinde alacağı varsa fel yümlil veliyyuhu bil hak. Onun velisi, o hak sahibi kimse bunu adaletle yazsın. Bu hak sahibi veli olursa, öyleyse kız çocuğunun babası yahut da cariyenin efendisi yahut da baliga hürre olan bir kadının kendisi o da veli sayılır, hak sahibidir. Felim mehtemele ma raveyna bizim bir rivayet ettiğimiz ki mühtemel oldu. Kimde rivayet ettiğimiz en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimizde o da neden min kavli la nikah illa bi veliyyü. Bu kavli şerif mühtemel oldu. Neye hadi tevilat. Bu üç türlü tevilata mühtemel oldu. İntefa müntefi oldu. En yusrafe ila ba'di hadune ba'd. Bu ihtimallardan bazısını alalım da bazısını almayalım. Bu olmaz. Üçüne de ihtimali var. Sen birisini alıyorsun, ikisini atıyorsun.
Bu olmaz. Birisinin adı ötekilerine atmak olmaz. İlla bir delaletin, illa bir delalette olur. Öyle delalet ki tedullü ala zalike, buna delalet eder. İmma min kitabin ve imma min sünnetin ve imma min icma'in. O delalette ya kitaptan ya sünnetten ya icma ümmetten olacak. Yoksa öyle delalet tayin olmaz. وَحْتَجَّ اِحْتِجَاجِ اِتَّعَلَّذ۪ينَ Şöyle bir kimseler ki قَالُوا dediler لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيِّمْ Böyle dediler لِكَوْلِهِمْ kendi kavullerine eyza yine böylece kendi kavullerine delil getirdiler bima bir hadis ile ki حَدَّسَنَا فَهْدُدْ فَهَدْ رِوَاتِ اِلَدِ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شَرِيكٌ فَا وحدثنا فهد قال حدثنا الحماني وقال حدثنا شريك عن سماك بن حرب أن ابن أخي معكل أن معكل ابن يسار أن أخته كانت تحت رجل معكل ابن يسار kız kardeşi bir adamın nikahındaydı fatallakaha adam onu tatlik etti boşadı sümme raden yuraciha tekrar müracaat etmek istedi nikahını almak istedi feba aleyhi makulü makul iba etti vermiyorum dedi sen ben sana vermiştim niye boşadı boşadıktan sonra gelmiş bir daha istiyorsun. فَنَزَلَتْ هَذِي الْاَيَةِ Bu ayet-i kerime nazil oldu. اَسْتَعُذْ بِاللّٰهِ فَلَا تَعْطُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَادَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَلَا تَعْطُلُوهُنَّ Siz onları adil etmeyiniz, nikahsız kılmayınız. Alıkoymayınız. Neden? اَنْ يَنْكِحْنَ nikahlanmadan alıkoymayınız. Kimine nikahlanması? اَزْوَاجَهُنَّ kocalarıyla. اِذَا تَرَادَ Onlar razı olurlarsa beynihim kendi aralarında بِالْمَعْرُوف مَعْرُوف ile razı olurlarsa ona mani olmayın. Yani Mekke İbni Yasar'ın kız kardeşini kocası boşadı fakat o kız kardeşinin gönlü var idi kocasında. Kocası da pişman oldu. Dün de almak istedi. Mekke razı olmadı. Razı olmadı ama fakat kız kardeşinin kocasında gönlü olduğundan ayet-i kerime nazil oldu ki onlar kendi aralarında razı olurlarsa siz buna mani olmayın. قَالُوا Bunlar dediler ki فَلَمَّا اَمَرَ اللّٰهُ تَعَالَ وَقْتَكَ اللّٰهُ تَعَالَ اَمْرِيلَدِ وَلِيِّهَا Onun velisine ki Mekil İbni Yasar'a bir terki adliha onun adlini yani böyle dul kalmasını terk etmesini emreyledi. Dul bırakmayın, nikahına mani olmayın dedi. Delle zalik bu delalet etti ki enne ileyhi o veli için orucudur akde nikahiha o kadın nikahının akdi işte velisine Mekil İbni Yasar'a orucudur. Yani sen buna mani olma yani nikah akdi. Böyle bunda bu delil var. وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَنَا Bu bizim indimizde oldu. كَتِيَحْتَمِلُ مَا قَالُ Bunların dediğine mühtemil olur. وَيَحْتَمِلُ غَيْرِ ذَٰلِكَ Başka bir ihtimal da var. Bunların dediği gibi de var. Bir de başka türlü bir ihtimal da var. يَحْتَمِلَنْ يَكُونَ İhtimali var ki ola. عَدُّ مَعْكِلٍ مَعْكِلٍ Adletmesi, nikahına mani olması. كَانَ oldu تَسْهِيدُهُ Onun teshidi, zühd kılması oldu. لِيُخْدِهِ Kız kardeşi için fil müracaati müracaatte. Yani müracaat kocası müracaat etti alacak idi. O kendisi de buna razı olmadı. Teshid etti. Yani zühd terk etti bunu. Ki fetekife kız kardeşine yani dedi ki sen bu arada kal. Yani varma. Fetekife indi zalik. Bu onun yanında bu şekilde kalmayı yani dul kalmayı onu öyle arzu etti. فَاُمِرَ Bunun üzerine emrolundu. Bir terk-i zâlik ayet-i kerimeyle emrolundu ki hayır buna mani olmayın. فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِيهَذ۪ي لَا سَرْوَقْتَكِ Bu eserlerde olmadı. Delilun delil olmadı. عَلَى مَا ذَهَبَ اِلَيْهَا اَرْضُ مَقَالَةِ الْعُولَ Birinci mekalı sahiplerinin sahibi olduğuna delil olmadı. نَزَرْنَا ف۪ي مَا سِوَهَا Başka delillere nazar eyledi. كَلْنَجِدُ ف۪يهِ شَيْئًا Bir şey bulabilir miyiz ki يَدُلُّ دَلَالَةِ اَلَى الْحُكْمِ حُكْمَ ف۪ي هَذَا الْبَابُ بَابْدَ Keyfe hu, hüküm nasıldır? Hakikaten veli lazım mıdır, değil midir? Başkasını aradık. Çünkü bu delillerde kat'i bir delalet yok. Fe izâ Yûnus'u kat haddesene. Baktık ki Yunus bize rivayet ediyor. Kâle ahberen ebn-i vehbin enne mâliken haddesehu an Abdillah ibn-i Fadıl en Nafi ibn-i Tübeyrin ibn-i Mut'im en ibn-i Abbasin radıyallahu anhüma enne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme kâl. Abdullah ibn-i Abbas Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi ki El-eyyimu ahakku bi nefsiha min veliyyiha vel-zikru tüstezenu fi nefsiha ve ibnuha sumatu. Peygamber Efendimiz böyle buyurdu. El-eyyimu dul olan bir kadın ahakku bi nefsiha kendi nefsine daha haktır, hak sahibidir min veliyyiha velisinde. Velisinden ise kadının kendisi istediği adama nikahlanabilir. Vel-zikru fakat bakire olan kız tüstezenu
onun izni alınır. Fî nefsâ, kendi nefsinde. İzin istenilir. Razı olursa babası onu nikah edebilir. Velisi nikah edebilir, yoksa edemez. Ve iznuha, o bakire olan kızın izni de nedir? Sumatva, sükut etmesidir. Sükut ederse izni vardır. Yok. İtiraz etse ki ben varmıyorum derse babası onu cebre nikahlayamaz. Akiledir, vadiadır, hürredir. Haddesene ibn-i Merzuk, haddesene el-Kanebi, yukal haddesene Malik ve zekere bi-isnadihi mislehu. Eyni hadisi şerifi ibn-i Merzuk terikilede rivat eyledir. Haddesene Hüseyin ibn-i Nesrin, haddesene Yusuf ibn-i Adiyyin, haddesene Hafs ibn-i Gıyas. Ani ibn-i Mevhib. Şimdi burada en Abdillah ibn-i Abdullah diyor. Fakat eynin nüshasında en Ubeydillah ibn-i Abdillah ibn-i Mevhib. Yani birincisi bunların Ubeydullah, ikincisi Abdullah. Birinci Abdullah, ba'dan sonra bir ya korsunsa tamam olur. Ubeydullah ibn Abdullah ibn Mevhib rivayet eden Nafi ibn Cübeyr fezekere bi isnadi mislehu. Eyni hadisi şerifi bu isnadla zikreyledi. Febeyyene Resulullah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sellem. Peygamber Efendimiz beyan buyurdu ki hadel hadisi bu hadiste ki kavlihi kavli şerifide ki el eyyimu dul olan kadın hakku bi nefsiha, kendi nefsine daha haktır min veliyha, velisinde. Velisi onu icbar edemez. Kadın kiminin arzu ederse evlenebilir. Enne emreha, o kadının emri fi tezvici nefsiha, kendisini evlendirmede ileyha, kendisine, kendisi istediğine varabilir. La ila veliyha, velisine değildir. Ve gadurriyan Resulullah sallallahu aleyhi ve ala aleyhi ve sellem fi hadel bab. Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi bu babda mahiyetullü ala hadel manaydı. Bu manaya delalet eden başka bir hadis daha rivayet edildi. Haddesen Ali ibn-i Şeyde kâle, haddesen Yezid ibn-i Harun kâle, ahberen Ahmad ibn-i Seleme. Hâbe haddesen ibn-i Ebi Davud kâle, haddesen Ebu Selemete, Musa ibn-i İsmail kâle, haddesen Ahmad ibn-i Seleme hâ. Ve haddesen ibn-i Ebi Davud eyle kâle, haddesen Adem ibn-i Ebi Yaz kâle, haddesen Süleyman ibn-i Mughire. قال حدثنا ثابت بن عمر بن ابي سلمه بن سلمه قال ام سلمه رضي الله عنها dedi ki دخل علي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم peygamber efendimiz benim yanıma geldi ba'de vefat ebi seleme ebi selemeden sonra fahatabani beni hatip oldu yani ben istedi dürücü oldu ila nefsi nefsime yani bana dedi ki ben evlenelim peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazreti ümmü selemeye öyle demiş. Fekalet Hazreti Müslim'e dedi ki ya Resulullah innehu leyse ahedun min evliyai, benim velilerimde hiçbir kimse olmadı, şahiden hazır olmadı. Yani erkek asabe tarafından kimse yok. Fekale Resul-i Ekrem buyurdu ki innehu leyse minhum şahidun ve gâibun yekrabu zâli. Senin velilerinden hazır da olsun, gâib de olsun bunu kerih görecek kimse yoktur. Buna itiraz edecek kimse yoktur. Kale Hazreti Ümmü Seleme dedi ki kum ya Ömer, oğlu Ömer'e dedi ki kum kalk ya Ömer fezevvicin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i ze beni nikahla fetezevveca Peygamber Efendimiz'e tezevvüc etti. Fekâne fî hâdel hadis, bu hadis-i şerif orucudur ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz hatabaha ilâ nefse Ümmü Seleme'yi kendi nefsine düğücü olarak istedi. Fî zâlike bunda orucudur, delilin delil orucudur ki ennel emre emr fî tezvîc nikahlanmada ileyha kadınadır. Dûne evliyâiha, kadın evlilerine değildir. Kadın kendisini nikahlayabilir. İşte ve Hazreti Peygamber Efendimiz de Ümmü Seleme'ye bizzat bunu teklif etti ve evlendi. Fe innemâ kâlet lehu, yalnız şu kadar var ki Hazreti Ümmü Seleme dedi ki innehu leyse ahadun min evliyâi şahiden. Yani burada hazır benim velilerimden kimse hazır değil. Kâle Resulullah Efendimiz buyurdu ki innehu leyse minhum. Onlardan olmadı. Şahidin ve gâib. Ne hazır ne gâib olanlardan hiçbir kimse olmadı. Ne olmadı? Yekâhu zâlike. Bu nikâhı kerih görür. Olmadı. Fekâle Ümmü Seleme de dedi ki kum ya Ömer. Oğlu Ömer'e dedi ki o da çocuk. Kalk tezevvid nebiye aleyhisselam. Peygamber Efendimiz'e beni nikâhı dedi. Ve Ömer'u hâle idnâ. Bu Ömer İbn-i Seleme'nin oğludur. Ve ve yevmeyizin tıflun sağıyının. O günü de o tıfıl idi, sahir idi. Gayre bâdere. Uluğa inmemişti. لَاَنَّهَا قَدْ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهُ سَلَّمَ Peygamber Efendimiz'e dedi ki فِي هَذَا الْحَدِسُ وَعَدِسْتَ اِنِّي مِرَاَتٌ ذَاتُ اَيْتَمِ Ben bir kadınım ki yetim sahibiyim.
yani Ömer İbn-i'ha, oğlu Ömer'i kastediyor. Ve Zeynep'e bint-i Abide, kızı Zeynep'i, o daha küçük. Ve tıflı, tıfır ise la vilayete le, onun vilayeti yoktur. Fevalletu, onu veli kıldı, hiye Ümmü Seleme, en yâkiden nikâhe nikâhe akdede, aleyha, Ümmü Seleme üzerine fefeale, o da işledi. Fera'ahun Nebiyyü sallallahu aleyhi ve alâ aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz bunu gördü, caizen caiz gördü. Ve kâne Ömer, Ömer oldu bir tilkel vekâleti, o vekâle sebebiyle, anası Ümmü Seleme'nin vermiş olduğu vekâle sebebiyle, kâme, kâim oldu, mekâme men, bir kimsenin mekâmına ki vekkelehu, onu tevkil eyledi. Vekil yerine kâim oldu. Fesâret Ümmü Seleme radıyallahu anh'a, Ümmü Seleme ki enneha, yoye hiye kendisi akadetin nikâh, nikâhı akdetti alâ nefsiha, nefsi üzerine, din Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz için. Çünkü o tıfır idi o Ömer. O vekalet verilecek bir derecede değildi. Onun için Hazreti Ümmü Seleme kendisini nikah etmiş sayılır. وَلَمَّا لَمْ يَنْتَظِرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz vakti ki beklemedi. وَدُورَ اَوْلِيَائِهَا Ümmü Seleme'nin velilerinden birisinin hadir olmasını دَلَّ ذَارِكُ دَلَالَةِ etti ki اَنْ يَذَاَنَّ بِدْعَهَا Ümmü Seleme'nin bid'i ileyha kendisine aittir. دُولَهُ velilerine ait değil. Yani nikahı kendisine aittir. İstediğine nikahlanabilir. Velilerine bir itiraz hakkı yoktur. وَلَوْ كَانَ لَهُمْ فِي ذَٰلِكَ حَقُّونَ Eğer velilerinin bunda bir hakkı olsaydı, ev emrun bir emir olsaydı, لَمَا اَقْدَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz ikram eylemezdi. اَلَا حَقٍ bir hakkı ki huve, o hak lehum, o evliya içindir. قَبْلَ اِبَاحَتِهِمْ Onlar mübah görmezden evvel, ذَٰلِكَ بُنِ لَهُ Peygamber Efendimiz. Onlar mübah görmezden evvel, Peygamber Efendimiz o hakkı tecavüz edip de çiğnemezdi. Demek velilerin bir hakkı yok da onun için Peygamber Efendimiz bunu yaptı. Öyleyse bu delalet eder ki akile, baliğa, hürre olan bir kadın kendi nikahında serbesttir. Kendisi birisine vekalet verir. O vekalet sebebiyle de nikahı kıyılır. Velileri ister velisi olsun ister olmasın. Veliler razı olsa da olmasa da. فَاِنْ قَالَ قَائِدٌ اَتْرَزْ اِذَنْ Adam اَتْرَزْ اِسَّ دِيسَ كِنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz كَانَ اَوْلَى daha layıkıdır. Bikülli müminin her bir mümine min nefsihi kendisinden. Bu ikinci bir itiraz. Diyor ki Peygamber Efendimiz her mümine kendi nefsinden daha evlâ elyek verir. Herkesin velisi Peygamber Efendimiz'dir. Binaenaleyh Ümmü Seleme'nin nikahında zaten kendisi velisiydi. Başka veli aranılmazdı. Böyle itiraz ederse derse böyle de ona da denilir ki sadakta doğursan huve evladihi min nefsihi. Herkesin nefsinden daha Peygamber Efendimiz evladır. Yuti'u Peygamber'i itaat eder fi ekzere mimma yuti'u fi nefsehu. Nefsine itaat etmiş olduğu şeylerden daha ekser de Peygamber'e itaat eder. Nefsinin arzusunu terk eder. Resulullah Efendimiz'in emrine itaat eder. Fe emma en yekune huve evladihi emma Peygamber Efendimiz evle ola min nefsihi o adamın nefsinden şiyen yâkide aleyhi akden o adamın aleyhine bir haket yapmakta bir gayri emriye emri olmaksızın min bey'in alışverişten ev nikahin nikahdan ev gayri zalik başka bunun gibi şeylerde haket yapmakta ferah. Öyle değildir. Peygamber Efendimiz getirmiş olduğu dinde Resulullah Efendimiz'e bir lakayı düşer ittiba edecek. Bu manaya değildir ki Resulü Ekrem Efendimiz o adamın emri olmaksızın onun malini satsın, malını alsın, nikah etsin, versin, yap. Başka bir şeyler de yok. Bunlar kendisi evlâ-ı haktır. وَاِنَّمَا كَانَ سَب۪يلُهُ فِي ذَٰلِكِ Bunda bunun sebebi oldu sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. كَسَب۪يلُ الْحُكَّمِ Peygamber Efendimiz'in yolu, hükkamın yolu gibi oldu. نِمْدَادِهِ kendisinden gelen hükkamın yolu nasıl? İşte Resulü Ekrem Efendimiz'in o yolundan aldılar. وَلَوْ كَانَ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكُ böyle olsaydı لَكَانَتْ وَكَالَتُ عُمَرْ Ömer'in, Ümmü Seleme'nin oğlu Ömer'in vekaleti olurdu. اِنَّمَا تَكُونُ مِنْ قِبَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz Ümmü Seleme'nin vekiliydi çünkü Peygamber idi. Böyle olsaydı daha Ümmü Seleme oğlu Ömer'e neye vekalet verdi? Peygamber Efendimiz ona vekalet verirdi ki Ömer ben sana bu işin velisi benim sana vekalet verdim. Kalk ananı bana nikah ettirdi. La min kıbeli Ümmü Seleme. Ümmü Seleme tarafından değil. Peygamber Efendimiz tarafından olurdu. Lennehu huve veliyyuhu.
Çünkü onun velisi Peygamber Efendimiz idi. Böyle olur. Halbuki böyle olmadı. فَلَمَّا عَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ. Bu böyle olmadı. Peygamber Efendimiz ona Ömer'e vekalet vermiş olmadı. Anası vekalet verdi. وَكَانَتِ الْوَكَالَةُ vekalet de oldu. اِنَّمَا كَانَتْ مِنْ قِبَلِ اُمْ سَلَمَةً Ümmü Seleme'nin tarafından oldu. فَاَكَدَ Ömer de akdetti biha bu vekalet sebebiyle nikaha nikahı. فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمْ Peygamber Efendimiz de bunu kabul buyurdu. Delle zalik bu delalet etti ki enne nebiyye sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz innema kâne meleke malik oldu zalikel bid'a Ümmü Seleme'nin nikâhına bitemlik Ümmü Seleme Ümmü Seleme'nin temliki sebebiyle iyyahu uni Ümmü Seleme kendi nikâhını razı oldu da Peygamber Efendimiz de nikâhını kabul buyurdu la bi hakkı velayetin velayet hakkı sebebiyle değil öyle velayet ki kânet lehu ona oldu fi bid'iha kendi bid'inde bir kimsenin velayeti var da o velayet sebebiyle değil. Ümmü Seleme'nin kendisi razı olduğu ve mesele de değil. Evvela tera evvela tura görülmez mi ki enne Ümmü Seleme kat kâlet buyurdu ki innehu leysa ahadun min evliyâi şahide. Benim velilerimden kimse burada hazır değil. Fekâle lehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ona dedi ki innehu leysa ahadun minhum senin evliyandan hiçbir kimse olmadı. Şahidin ve la gayb. Hazır olsun, gayb olsun. Ne olmadı? Yekrehu zalike. Bunu kerih görür. Olmadı. Ve lev kâne huve evlâ. Eğer Peygamber Efendimiz evlâ olsaydı biha Ümmü Seleme'nin nikâhına minhum velilerinden lem yekul leha zalike. Bunu demezdi. Senin velilerin şahit olsun, gayb olsun. Bunu kerih görmezler. Demezdi bunu. Ve le gâle leha Ümmü Seleme'ye derdi ki ene veliyyuki. Senin velin benim. Dûnehum onlar değil. Velâkinnehu lem yünkir. Peygamber Efendimiz inkar etmedi. Vakalet Ümmü Seleme'nin dediğini. Ve kâle lâhu Ümmü Seleme'ye dedi ki innehum lâ yekrehûne zâlik. Senin velilerin bunu kerih görmesi. Demek ki hak gene onların. Fehâzâ veç ve hâzel bâb. Bu babın veçi budur. Min tarîk-i tasayih me'anil âthâr. Eserlerin manalarının tesih tarikiyle budur. وَلَمَّا سَبَتَ وَقْتَكِ sabit oldu ki اَنَّ عَقْدَ اُمْمُ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Ümmü Seleme'nin akdi ney el nikâhe nikâhi alâ bid'a kendisinin bid'i üzerine kâne caizin caiz oldu dûne evliyâiha evliyaları velileri olmaksızın vecebe vacip oldu ki en yuhmele me'anil âfe eserlerin manaları hamlolula elletü ile eserleri cekaddemna zikreha biz onların zikrini tekdim eyledik fi hadel bab bu babda bunlar ola ala hadel me'ana eyze bu dediği. وَلَمَّا سَبَتَ وَقْتَكِ sabit oldu ki اَنَّ عَقْدِ اُمْ سَلَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ümmü Seleme'nin akdi neyi en nikâhâ lâ bid'iha kendisine üzerine nikâhi kâle caizen caiz ola dûne evliyâiha evliyalar olmaksızın vecibe vacib oldu ki en yuhmele hamledile me'anil âsârille fekaddemna zikrâhâ fî hâzel bab bu babda onları evvelce zikrettiğim hadislerin manaları ola ala hâzel mâna bu manaya ola eyda bu aşağıdaki hadisler gibi hatta la yetadâdde tazıd olmaya şeyin minha bunlardan hiçbir şey minha bunlardan ve la yetenâfa tenâfı olmaya ve la yehtelifü muhtelifü olmaya ve emmen nezhar fî zâlik bu mesele hakkında kıyasa gelince fî innâ kafra yînel mer'ete biz kadını görecek kadde bülûhuyha bülûhu ilmezden evvel yecûz emru vâlideha vâlidinin emri geçer aleyha anın üzerine fî bid'iha onun bedinde nikahında ve maliha malında feyekûnü l-akdü fî zâlik akit bu meselelerde olur nikahında malında külliyi hepsinde ileyhi babasını olur la ileyhâ bu küçük sahireyi olmaz ve hükmuhu fî zâlik bu meselede bu adamın hükmü külliyi bunların hepsinde hükmü vâhidun bir hükümdür gayr-ı muhtelifin ihtilaf etmemiştir ha nikâhi ha mali feyizâ belâhat kadın balık oldu mi feküllüm bu hak hakların hepsi nikah meselesi olsun, mal meselesi olsun. Kad ecma icma oldu ki enne vilayetehu bu adamın vilayeti ala maliha malın üzerine kadir tefer kattı. O kadın bali oldu mi babası onun malında tasarruf ederdi. Fakat buluğa erdikten sonra babası onun malında ondan izinsiz tasarruf edemez. Ve ennema ol bir şey ki kâne ileyhi o adama oldu babasına minel akde aleyha bu kızın üzerine akit yapması fi maliha, malında fi sigariha küçüklüğünde kad'ade ileyha o kıza
evlet etti bülhuverdikten sonra. فَالنَّزَرْ وَعَلَى ذَٰلِكَ Buna kıyasın اَنْ يَكُونَ كَذَٰلِكَ الْعَقْدُ Akitte böyle ola عَلَى بِدْعَى نِكَاهَنَا يَخْلُفُ ذَٰلِكَ Bu çıkmış olan min yedi evliha babasının elinde بِبِلُوغِهَا O kızın bülugu sebebiyle. Küçüğüyken babası onu nikahlayabilirdi ama bülugu erdikten sonra nasıl mali bülugu erdikten sonra kendi eline teslim ediliyorsa nikahına da kendisi malik olur, babası icbar edemez. فَيَكُونَ olur مَا وَالْبِشَيْكِ كَانَ اِلَيْهِ O babasının oldu mu? Zalike bu nikahtan ve akıttan قَبْلَ بُلُوغِهَا بُلُوغَ يَرْمَزْدَنْ اَوَلْ قَدْ عَادَ اِلَيْهَا O kızı evdet etti. وَيَسْتَوِي مُسَوُورُ حُكْمُهَا Onun hükmü fi maliha malında ve fi bid'iha bid'inde ba'da bülûhâ bülûhâ yedikten sonra müsavi olur. Ha malında tasarruf, ha nikahında tasarruf müsavi olur. Feyekûne zâlike bu olay ileyhâ katına dûne ileyhâ babasına değil. Feyekûne hükmüha onun hükmü olur. Bu kadının hükmü müsteviyen ba'da bülûhâ bülûhâ yedikten sonra müsavi olur. Ha nikahında ha malında ikisi de bir olur. Kemâkâne müsteviyen kabile bülûhâ. Bülûğundan evvel nikah hakkı malında tasarruf babasına ait idi. İkisi biriydi. Ve bülûğundan sonra da ikisi müsavi olur. İkisi de kendisine kıza raci olmuş olur. فَهَذَا حُكْمُ النَّزَرِ فِي هَذَا الْبَابِ Bu babda nazarın kıyasın hükmü de budur. وَهَذَا قَوْلَ اَبِي حَنِفَةِ رَحْمِهُ اللّٰهِ İmam-ı Azim'in kavli de budur. اِلَّا اَنَّهُ كَانَ يَقُولِ İmam-ı Hanife dedi ki اِنْ زَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا Bir kadın nefsini tezvic ederse min gayri küf'in küfünün gayrisine emsal olmayan bir adama feli veliyyiha velisi için olucudur feshu zalik o nikahı feshetmek aleyha kadın üzerinde o nikahı kadının o nikahını bozabilir niye? Emsal olmadı onda ve kezalike yine böylece in kassaret kadın teksir ederse fi mihra mihrinden mihirsiz yahut da mihri mislinden dün aşağı bir şey de nikahlanmış olursa velisi ona da yatıraz eder. Mesela fetezevvecet kadın tezevvecetse biduni mehri misliha mehri mislinin dunundan az bir şeye feli veliyyiha velisi için olucudur en yukhasime fizali. Bunda muhasemeye de dava açar. Hatta yulhika hatta ilhak ede bir mehri misli nisaya o kabilenin kadınlarının mehrinin misline ilhak ede babasına bu hakkıdır. Yani babası iki şeyde burada selahiyetli. Bir küfrünün gayrısına nikah etmişse ona itiraz eder. Bir de mehri mislinde noksanlık yapmışsa bir de ona itiraz edebilir. Fakat kâne Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhi imam Ebu Yusuf olduydı. Kâne yekûlü derdi. İnne bid'al mer'eti ileyhel velâ. Kadının nikahı onadır. İleyhel velâ ufî akdün nikah. Nikahta velâsı kendisinindir. Aleyhi. İnne bid'al mer'eti kadının bidi ileyha kadınadır. El velâ velâ fî akdün nikahı. Nikâh-ı akdetmekte aleyhi bil üzerine, li nefsâ kendi nefsinin, dûne veliyyâ velisini değildir. Kendisi nikâhlayabilir der idi. Yekûlu derdi ki, innehu leyse lil veliyyi veli için olmadı, en yâtaridi aleyhâ, kadına yatıraz etmeye, fî nuksâni mâ tezevvüced aleyhâ. Hatta kadın mehrinden nuksan bir şey üzerine tezevvüc ederse, velisi ona da yatıraz etmez İmam-ı Hanife dedi ki, yatıraz eder İmam-ı Yusuf dedi ki, mehir mislinin madununda bir şeye razı olursa böyle nikah kesilmişse ona da yatıraz edemez. Evet, o noksanda neden hem mehir misli abi? Mehir mislinden noksana razı olsa bile velisi yatıraz edemez dedi. Sümme racaen kavlihi hâle bu kavlinden İmam-ı Yusuf'un şuayleri kulli hepsinden ilâ kavli men gâle diyen adamın sözüne ki, la nikâhâ illâ bi veliyye. ذَٰنِكَ اِلَّا بِوَلِيِّينَ diyenlerin sözüne döndü, oraya gitti. وَقَوْلُهُ السَّانِي هَذَا İmam Ebu Yusuf'un bu ikinci kavli, قَوْلُ مُحَمَّدِ بِنَ الْحَسَنِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلِهِ Muhammed bin Hasan'ın kavli de budur. Allah'u alem bissalâhu. Allah-u Teala sevabı daha ziyade bilir. Böyle mesele, ihtilaflı İmam-ı Azim'e göre hür olan bir kadın, kendisinin küfü olursa, mehri misli olursa nikah edebilir ve nikahı sahihtir. Kimse itiraz edemez. Fakat İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve Şafii'ler, Hanbeliler buna da itiraz ediyorlar ki illa onun bir yakın akrabası olacak, velisi olacak, o veli onu nikah edecek. Vallahu alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.